Yeni işinde başarılar, yolun açık olsun bir tanem. Canım benim. Melikeciğim, canım benim, çok teşekkür ederim. Aldım çiçeğini, çok naziksin. Ne yaptın? Satış işini halledebildin mi? Anlamadım, neyi keşfettin? Kim anlamadım, Neslihan mı? Nasıl? Sen şaka falan yapmıyorsun değil mi? Nasıl ya, ciddi ciddi şimdi... Neslihan Güven'in evini mi satın almış? Nasıl ama ya? Başkasının adı yazıyordu. Adını gizleyip avukatını aldırmış. Anladım. Hem de çok iyi anladım Melike'ciğim. Melike, biz sonra konuşalım mı? Tamam. Görüşürüz. Tamam bizim hemşire. Hastayla ilgili diğer bilgileri odama istiyorum. Hah, Neslihan. Yaman'dan haberin var mı ya? Dün akşam oğluna göz kulak ol dedim. Şu anda bu soruyu sen mi soruyorsun bana? Öyle celallenme hemen ya. Hayır, biraz beni böyle uzağında tutmaya çalışıyor sıralarda o açıdan. Bak, sana söyleyeyim, Yaman'la alaz bir işler çeviriyor. Benim derhal Yaman'ın akışına tekrar bir dahil olmam lazım. Bak, bu Yaman'ın akışına dahil olma lafı bana sadece ikiniz birden başınızı belaya sokacakmışsınız gibi bir his yaratıyor ki bundan hiç hoşlanmıyorum. Ben kendimi ifade edemedim mi sana Güven? Ben de kendimi ifade edemedim galiba. Yok, bir problem yok, bir sorun yok, hiçbir şey olmayacak. Diyorum ki hazır da uzun zamandır böyle beraber olamamışken tam baba ol, bir yemeğe mi çıksak? Alsam Yaman'ı böyle baş başa, ne dersin? E çıkın. Benden izin mi istiyorsun? İzin istemiyorum ya. Hazır ben Yaman'ı götürüyorum, dışarı çıkartıyorum. Sen de Alaz'ı alıp artık. Siz ne yapacaksınız? Yemek mi yersiniz? Neyse. Sen de Alaz'ı alıp bir çıksan dışarı, bir konuşsanız. Ben de Yaman'la konuşsam. Bunları biz yan yanayken beceremiyoruz ki çocuklar. Belki ayrıyken. Bak, bunu iyi düşünmüşsün ama iki sorunumuz var. Yani önce çocukları bulmamız gerekiyor, daha sonra ikna etmemiz gerekiyor. Alaz da mı yok? Yok. Beni çağırtmışsın. Estağfurullah, müsait olduğunda görüşelim dedim. Müsaitim. Otursana. Yok, iyiyim böyle. Yani aslında ben de nasıl davranacağımı bilmiyorum açıkçası. Hiyerarşik olarak sen bu hastanenin sahibisin ama ben de şu anda başhekimiyim. Yani kimin üstü biraz karışık bir durum. Rahat olabilirsin bu konuda. Kimseye de torpil geçmek zorunda değilsin. O zaman kocamı kovmak zorunda kalacağım. Nasıl? Yani sen az önce torpil yapmıyoruz dedin ya. Hı hı. Hani baktığımda Güven yaklaşık 4 aydır burada çalışıyor ama sadece 4 ameliyata girmiş. Bunlardan bir tanesi Yaman, diğeri Yaman'ın arkadaşı Umut, öteki senin kızının arkadaşı Rüzgar ve son olarak bugün yapılan ameliyat, neyse ki o sizin tanıdığınız değil. Yani? Yani... Normal şartlarda Güven'i işten çıkarmam gerekiyor. Kocanı işten mi çıkaracaksın ilk iş gününde? Niyetim o yönde. Ama yine de seninle konuşmak istedim. Şayet sizin aile hekiminiz olarak buradaysa okey. Ama hastanenin kadrolu doktoruysa çalışma sistemi işleyişe uygun değil. İlginç.
Ben torpil geçmem Neslihan hocam. Şayet senden de torpili değilse işine son verelim mi? Ne dersin? Güven bu hastaneye çok iyi bir cerrah olduğu için geldi. Ondan hiç şüphem yok Neslihan Hoca. Hatta burada köreliyor bile olabilir. Bence senin için de burada olmaması daha iyi. Anlamadım. Senin için derken? Senin için. Çünkü hala kocama aşıksın. Böyle pusuda bekler gibi gizli gizli evini satın almalar falan. Neslihan hocam, fazla zorluyorsun. Bir dakika. Bir dakika, ben neyi zorluyorum? Ha, ne yapıyorum? Aranıza mı giriyorum? Aile olmanıza mı engel oluyorum? Ne yapıyorum ben? Anlamadım. Anlamadım, nasıl ne yapıyorsun ya? Daha ne yapabilirsin ki sen? Gidiyorsun gizli gizli aşk yuvanızı satın alıyorsun. Daha ne yapabilirsin? Ben analarımı satın aldım. Ben geçmişimi satın aldım. Tamam mı? Geçmişimle ilgili beni eleştiremezsin. Yargılayamazsın. Hatta soru bile soramazsın. Bu konuda konuşmak senin ne hakkın ne de haddin. Ben geçmişimle yaşamak istiyorsam yaşamaya devam ederim. Seni de zerre kadar ilgilendirmez. Ama eğer endişelendiğin gelecekse hiç merak etme. Geçmiş benim, gelecek senin. Güven'in işine son vermek istiyorsan da istediğini yapabilirsin. Sizin kararınız, sizin geleceğiniz Özge Hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.